Peygamber tebliği bir lüks olarak icra etmez. Onun asli vazifesidir. Her şeye rağmen onu yerine getirmek zorundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da bunu görüyoruz ve bütün peygamberlerde de bunu görüyoruz. Siz tam olarak mevzuyu kavrayamadınız ya. Ya ben tebliğ yaparken bir sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorum ya. Memleketi yönetme davası da değil bu ya. Daha iyi bir ekonomik model ortaya koyma, toplumu daha ileriye taşıma filan. Bunlar böyle bir şey değil ya. Bu Allah tarafından bana verilmiş bir vazife. Ben bunu irademle istesem de bırakamam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dört sıfatın tamamı peygamberi temsil keyfiyetini oluşturan vasıflardı. Beşincisi de tebliğ. Yani neyle başladık arkadaşlar? Sıdkla başladık. Doğru sözlülük, emanet, güvenilir olmak, dürüst olmak, fetanet, işte olağanüstü zekaya, dehaya sahip olmak, ilahi bir dehaya sahip olmak, ismet, dini açıdan masum olmak, günahsız olmak, Allah'a yakın olmak, iyi bir kul olmak dedik. Bunların hepsi arkadaşlar onun temsiliyetini, yani insani ilişkilerdeki üstünlüğünü ele veren, ortaya çıkartan vasıfları. Sonuncusu da tebliğ. Peygamberin şimdi beşincisinde fark ettiğimiz bir şey var, ilk dörtte fark etmediğimiz. Tebliğ bir vasıf olmaktan ziyade görev gibi, değil mi? Yani ilk dört tanesi doğru sözlü olacak, efendim güvenilir olacak, zeki olacak. Bunlar hep vasıf gibi. Ama tebliğ böyle bir şey değil. Tebliğ bir görev gibi. Yani dört tane vasıf yan yana geldiğinde peygamber aynı zamanda tebliğ yapmakla görevlendirilmiş olacak. Yani bu beşinci vasfın böyle bir şey var. 4+1 gibi kabul edelim bunu. Beşinci vasfı. Peygamberin en asli vazifesi tebliğdir. Temsilde içinde mazmum olarak yani. Zımnen içinde bulunarak. Tebliğdir. Fakat bu tebliğ vazifesini yerine getirebilmesi için sanki işte o ilk dört vasfa sahip olması gerekiyor diye düşünebiliriz. Şimdi kardeşler, peygamberi büyük anlamda filozoftan, tarihte çıkmış işte halk kahramanlarından, o mitolojik figürlerden veyahut da işte gerçekten yaşamış, destansı işler ortaya koymuş insanlardan ayıran en önemli vasıftır. Davet, tebliğ. Peygamber tebliği bir lüks olarak icra etmez. Onun asli vazifesidir. Her şeye rağmen onu yerine getirmek zorundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da bunu görüyoruz ve bütün peygamberlerde de bunu görüyoruz. Aklınıza gelen ilk misal, hepinizin aklına gelen şey, biliyoruz, benim de biliyorum neyin geldiğini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu sahneye bakın, dikkat edin. Peygamberlerin tebliğ vasıflarının nasıl bir keyfiyete sahip olduğunu anlamak için çok önemli bir misal. Şuna dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davet çalışmasını bitirmesini, bırakmasını istiyorlar. Fitne çıkartıyorsun diyorlar, toplumu bölüyorsun, gençleri yoldan çıkartıyorsun. İşte bir toplumu kutuplaştırıyorsun, başka bir şey oluşturdun, bir cemaat içinde cemaat oluşturdun, düzeni bozuyorsun. Allah Resulü bu davet tebliğ çalışmalarına devam edeceğini kararlılıkla ifade edince bu sefer devreye Ebu Talib'i sokuyorlar. Ebu Talib Peygamber Efendimiz'in üzerinde çok fazla emeği hakkı olan biri. Onu almış çocukluktan, yetim olduğu için büyütmüş, beslemiş, evinde çocuklarından ayırmamış onu. Yani peygamberin babasından sonra babalık yapmış birisi. Dolayısıyla en büyük imtihanı ve sınavı orada vermiştir Resulullah. Davet sürecinde. Öyle hassas bir yerden vuruyorlar ki seni. Kıramayacağın, sözünü geri çeviremeyeceğin biri. Minnet borçlusun yani. Senin üzerinde emeği var, hakkı var yani. O emeği fazlasıyla ödemişti Allah Resulü. Yani kendisini yetim bulup evinde barındırdığı için Ebu Talib'i, Ebu Talib'in işleri kötü gittiğinde de tam aksi o da onun çocuğunu alarak evinde, Hazreti Ali'yi alarak evinde baktı, besledi, büyüttü. Yani bu aslında dünyadaki hiç kimseye borçlu kalmama duygusunun bir neticesidir. Yani Ebu Talib'e aman kimseye, çünkü Allah onu babasız doğurmuş, dünyaya getirmiş, babasına borçlu bırakmamış. Anası erken vefat etmiş, anasına borçlu bırakmamış. Allah onu kimseye borçlu bırakmamış.
En son amcasının üzerindeki hakkını da amcasının çocuğunu alarak, besleyerek, bir mukabede bulunarak onun borcunu da ödemiş oluyor. Çünkü kimsenin minnet altında kalmaması lazım. Bu çok önemli bir şeydir yani. Hicrette yol alırken, hicrete çıkarken Hazreti Ebubekir iki tane deve getiriyor. Allah Resulü birisini satın alıyor. Böyle bir zamanda üstelik. Yani öyle bir zamanda sen ben olur mu yani? Mülk, senin devem, benim devem. Yani ölümün eşiğindeler. Ama Allah Resulü Hazreti Ebubekir'in ısrarına rağmen onu parayla satın alıyor. Yola çıkacağız, beraber yola çıkacağız. Kimsenin minneti altında kalmış olmayayım. Bu önemli bir şeydir. Her şeyini, malını İslam davasına vermiş birisi Hazreti Ebubekir ama İslam davasına vermiştir. Ebu Talib'i devreye sokmuş olmalarının böyle bir kritik arka planı var yani. Çok zor bir durum. Senden bugüne kadar seni bakmış, beslemiş, babalık yapmış bir adam senden bir şey rica ediyor. Ve bunu son derece çok tatlı bir dille rica eder, minnet eder bir tarzda istiyor senden. Gel yapma etme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne dediyse Resulullah razı olmuyor. Çünkü Şibi Ebi Talib'e topluyorlar. Yani boykot, biz hep şöyle biliriz. Boykot Haşimoğullarının tamamına uygulanmıştır. İşkence, efendim mali boykot bütün Haşimoğullarına, yani Haşimoğullarına Müslüman olmayanlar da boykota maruz kaldı. Ya peygamberi zor durumda tutuyorlar. Yani senin yüzünden ailenin çoluğu çocuğu açlıktan kırılıyor. Ekmek sokulmuyor. Bırak bu davayı artık. Yani vazgeç şu işten. Bak öyle bir hale soktun ki toplumu mahvettin, berbat ettin herkesi ya. Çoluk çocuk ağlıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Allah'tan görev almamış bir insan, hele de böyle bir iyi bir insan, benden bu kadar der, tamam der ya. Tamam bitirin şu boykotu. Çocuklar ölüyor ya açlıktan. Çocukların feryadı gök kubbeyi inletiyor. Anlıyoruz ki bu insanın iradesi Allah'ın elindedir. Ve bu görevlendirilmiştir. Bu bir peygamberdir. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor aslında orada yani. Eğer onun iradesinde olacak olsa o yapmaz mı yani? Ama asla. Orada Allah Resulü sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler bu davadan vazgeçmem, geçemem. Yani güneşi diyor, bakın dünya maddi anlamda varlığını güneşe bağlı zaten. Güneş olmadığı zaman dünya bir şey ifade etmiyor. Çünkü orada bazı teklifler var ona. Yani siz bana dünyalık şeyler teklif ediyorsunuz. Servet verelim, seni efendim Darun Nedve'ye sokalım, meclise gir. Sana bazı yetkiler verelim. Evet ihmal ettik, yetimsin diye kenarda kaldın. Yönetimde bulunamadın. Belki bunun intikamını alıyorsun. Beni hesaba katmadınız, benim sözüme kulak vermediniz. Ben de işte böyle toplumu bölüyorum diyorsun. Tamam alalım seni de içeriye. Sen de işin bir parçası ol. Böyle teklifler var. O da diyor ki dünyayı da değil, dünyanın da bağlı olduğu gezegenin mihengi noktası olan güneşi de elime verseniz ben bu işten vazgeçmem. Tabir yerindeyse bu benim elimde olan bir şey değil. Çünkü diyor ki Buhari'deki hadis-i şerif, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağlara çıkıyor, Buhari sahih rivayet, ve intihar etmek için teşebbüs ediyor intihara. Öyle zorlanıyor, öyle sıkıntıya, meşakkate düşüyor ki Taha ma enzelna aleykel Kur'an ilteşka. Biz sana bu Kur'an'ı meşakkat olsun diye indirmedik. Yani senin belini büktü, iflahını söktü, dizlerinin bağını çözdü. Yani bugün Mehdi diye ortalıkta oynayan insanlar var ya. Peygamber o vazifeyi üstlendiği zaman, yüklendiği zaman hayatı altüst oluyor. Saygın bir insan olmasına rağmen, her şeyi tıkırında, işleri yolunda bir insan olmasına rağmen. Peygamber Allah tarafından gönderilmemiş olsa kimse bu düzenini bozmaz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmez. En zayıf yerinden vurduklarında en azından orada artık iradesi mukavemet edemez. Gözünün önünde zavallı masum çocuklar açlıktan ölüyor. Eğer Allah tarafından seçilmemiş olsa iradesi orada son bulabilir. Ne diyor Ebu Talip? İbn-i Hişam bu meseleyi ayrıntısıyla anlatıyor. Ebu Talip diyor döndükten sonra baktı gözleri dolmuş bir vaziyette gördü yeğenini. Dedi ki sana iman etmeyeceğim ama seni kollayacağım. Seni o kavme teslim etmeyeceğim dedim diyor. Dedi Ebu Talip ve ondan sonra çıkıp gidiyor arkadaşlar. Benzer bir sahne bir kere daha yaşanıyor. Bütün Kureyş'in ileri gelenleri toplanıyorlar. Ve Haşimoğullarını uyarmak istiyorlar. Haşimoğullarını. Haşimoğullarından inanmayan bir dünya insan var. Ve hepsi peygamberi ikna etmeye çalışıyorlar. Yapma, bırak bu işi. Bak vazgeç bu işten. Yanlış yoldasın.
Bak nelere sebebiyet verdin. Omuz omuza mücadele etmiş Haşimoğlu'nun müttefik şeyleri var, kabileleri var. Müttefikler bile vazgeçiyor. Ne hale getirdin? Bak toplumu nasıl bir duruma düşürdün. Dedikleri bir ortamda yine İbn Hişam'daki bir rivayet. Allah Resulü o inançlı, dirençli duruşunu. Ben bu davanın tebliğcisiyim. Ben bunu yapacağım, anlatacağım. Bu benim elimde olan bir şey değil. Bu tavrı sürdürünce akrabası uzaktan yani üvey halalarından birinin oğlu. İsmini zikrediyor İbn Hişam. Öyle bir laf söylüyor ki Allah senin tabirindeyse belanı versin. Senin yüzünden şu ailenin düştüğü duruma bak. Öyle bir şey söylüyor. Öyle aşağılayıcı bir şey söylüyor ki Allah Resulü hiç duymadan geçiyor gidiyor. Yani öyle bir tavrı var ki siz tam olarak mevzuyu kavrayamadınız ya. Ya ben tebliğ yaparken bir sosyal sorumluluk projesi yürütmüyorum ya. Memleketi yönetme davası da değil bu ya. Daha iyi bir ekonomik model ortaya koyma, toplumu daha ileriye taşıma filan. Bunlar böyle bir şey değil ya. Bu Allah tarafından bana verilmiş bir vazife. Ben bunu irademle istesem de bırakamam. Bu demektir yani arkadaşlar. O yüzden peygamberlerin belki de en insan aklını, idrakini zorlatacak görevi, sıfatı, tebliğci sıfatları, tebliğci olmalarıdır. Onları filozoflardan, kanaat önderlerinden, efendim belli zamanlarda belli toplumlara tesir etmiş öncülerden farklı kılan da en önemli şey budur. Evet. O yüzden arkadaşlar bakıyoruz veda hutbesinde şöyle bir sahne var. İnsanın içine öyle dokunuyor ki herkes toplanmış Allah Resulü söyleyeceği son sözleri söylüyor. Veda hutbesi 20 yıllık İslam serüveninin son halidir. Ve Arafat'ta yapılmıştır bu hutbe. Kabe'de bilinir ama Arafat'ta verilmiştir bu hutbe. Sanki Allah Resulü 20-22 yıl önce başlamış olduğu o hizmeti sonlandırdı ve şuradan anlıyoruz. Bir iş, bir vazife son buldu ve komut veriyor, tekmil veriyor. Ve ele hel bellagtu, soruya bak. Ben size tebliğ ettim mi? Ettim. Son şeyleri söyledim mi? Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Kadınlarınıza köle gibi davranmayacaksınız. Bütün o İslam'ın ana hatlarını belli ettikten sonra ben size tebliğ ettim mi? Onlar da ettin diyorlar. Şahit ol ya Rab diye parmağını kaldırıyor. İşte bu peygamberliktir. Ben vazifemi icra ettim, yerine getirdim. Aldığım sorumluluğu sonuçlandırdım. İşte benden istediğiniz bu kadar, benden bu budur diyor yani. Yoksa öyle arkadaşlar, peygamber oldu diye, peygamberlik geldi diye böyle oynayan, zıplayan, buna sevinç duyan birisi değil. Çok büyük bir sorumluluğun altında kıvrım kıvrım kıvranan birisi. Kum fe endir, o yüzden deniliyor. Kalk ve uyar. Sen artık uyarıcısın. Bu kadar net. Tebliğ vazifesinin en önemli kendisini gösterdiği şeylerden bir tanesi de şu. Peygamber tebliğ konusunda kendi iradesinin çok devre dışı olduğunu görüyoruz. Bak bu konuda. Yani fetanette ne dedik? İradesi ortada değil mi? Aklı, zekası ve kabiliyetleri konuşuyor bir anlamda yani. Ama tebliğ konusunda kendisi tamamen neredeyse çember dışında yani. Hiç katkısı yok yani. Öyle olacak olsa kendisiyle beraber büyümüş Hazreti Hamza. Beraber büyümüş Resulullah'la. Aynı zamanda süt kardeşidir. Hazreti Hamza müşrikken de peygamberi koruyordu, kolluyordu. Peygambere belki hayattaki en iyi dost Hazreti Hamza'ydı yani. Hem amca, hem teyze çocuğu. Çünkü Abdülmuttalip oğluyla evlendirirken kendisi yani o Amine'nin amcasının kızını da kendisine aldı. Abdülmuttalip evlenirken. Hazreti Amine'yi oğluna aldı, Amine'nin amcasının kızını da kendine aldı. Dolayısıyla Hazreti Amine'den Efendimiz doğdu. Daha doğrusu önce amcasının kızından bir çocuk doğdu. Hazreti Amine'den de Efendimiz doğdu. Yani Hazreti Hamza ile Efendimiz amca kızından doğdu. Yani bir taraftan bir teyze çocuğu gibi. Zaten aynı yerden süt emdiler, süt kardeşi. Beraber büyüdü. Ve Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'nin Müslüman olabilmesi için büyük bir gayret sarf ediyor. Sen eğer ilahi bir mesaj taşıyıcısı olmasan en azından sen gelme ulan dersin ya. Bu kadar basit yani. Ya bu iş seninle irtibatlı olsa, senin çerçevende, senin sınırların, senin iraden dahilinde olacak olsa en azından bir kişinin gelmemesini sen seçersin ya. Ama onun iradesi
birinin gelmemesine müsaade etmeyecek kadar dar dairede, şuradan anlıyoruz, sadece gözüme görünme diyor yani. Bak, o kadarını isteyebilir değil mi bir peygamber? Yani mümkünse görünme diyor. Çünkü seni gördükçe amcamı hatırlarım, gönlünü kırarım. Ama bir peygamber olarak sen gelme diyemez. Tam aksine, hatta Tirmizi'deki bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vahşi'yi soruyor. Ve ona aynen şu daveti gönderiyor. Müslüman olmasına davet ediyor. Müslüman olmaya çağırıyor. Daha sonra Vahşi şu ayet-i kerimeyle mukabil ediyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدُعْنَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرًا وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Onlar ki Allah'tan başkasına tapmazlar, haram olan bir cana kıymazlar ve devam ediyor, zina etmezler. Ayet-i kerimede diyor ki Vahşi, bu ayeti yazıyor, altına da not düşüyor. Diyor ki bu ayet-i kerimeye göre benim oraya gelmem mümkün değil. Ben çünkü cana kıydım, hem de ne cana, hem de nasıl bir insana, canına kıydım. Ben şirk koştum, ben zina ettim. Bu ayeti gönderiyor ve teklifini reddediyor. Bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَّنْ يَشَى. Allah şirkle geleni kabul etmez, tövbesini, ama onun dışındakilerini kabul eder. Gel diyor yani. Bu ayetle mukabelede bulunuyor. Bu sefer Vahşi tekrardan dönüyor. Diyor ki Allah burada affetmeyi meşiyetine bağlamıştır. İsterse affeder. Ben yine gelemem. Bu sefer Resulullah yeni bir ayet-i kerime gönderiyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefislerini, ömürlerini israf eden kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin deyince Vahşi geliyor. Yani onun bizzat İslam'a davet eden de kendisi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor. Davet için, insanlara davet ve tebliğ için vermiş olduğu o canhıraş mücadele insan iradesini aşacak bir şekilde, bir tarzda. Öyle tahammül edilmesi mümkün olmayan bir şey yani. O yüzden ayet-i kerime buyuruyor ki لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ. Şu ayet iki yerde var Kur'an-ı Kerim'de. بَخَعَ نَفْسَهُ. Arapçada بَخَعَ intihar demek. Neredeyse onlara imana davet edeceğim diye intihar edeceksin, canına kıyacaksın. لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ. Kendini parçalayacaksın onlara. Gelmiyorlar. Evet, imana girmiyorlar diye. Neredeyse. Evet. Efendimiz'den hep başladık da, ondan önceki peygamberlerin tamamında aynı direnci görüyoruz. Yani biz burada peygamberlerin sıfatlarını gördüğümüz için işin o konusunu işlememiz lazım. Bu dersin konusu o. Yani nasıl bir şey bu tebliğ? Yani nasıl bir vasıf yani? Peygamberlerin biz özelliklerini, şeyini ortaya çıkartıyoruz. Yani tabir yerindeyse bir motoru söküyoruz, içindeki parçaları, özelliklerini görüyoruz, yeniden tamamlıyoruz. Şimdi biz bir peygamberi peygamber yapan vasıfları görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki bütün peygamberlerin tamamında aynı irade, aynı inanç, aynı direnç var. Allah Hazreti Nuh'un verdiği mücadeleyi anlatıyor. Kendisine gemi yapılması emredildiğinde dalga geçiyorlar. Yani sen akılla, mantıkla idrak edebilir misin gemi yapmayı? Karada gemi yapmak peygamber işidir, peygamber aklıdır. Allah sana karada gemi yap diyor. Bu kadar basit. Olay bundan ibaret yani. Ve o tebliğ ve davete olan bağlılığı o kadar ileri seviyede, bana ne emredildi? Neyi ulaştırmam? Gemi yapmam ve insanlar ona davet etmem emredildi. Bitmiştir, bu kadar. Bu kadar sorgusuz sualsiz bütün iradesiyle işin içinde dahil oluyor. Şimdi peygamberlerin bu iradelerinin arkasındaki şeyi şuradan anlayabiliyoruz. Hani peygamberi ayıran vasıf o diyoruz ya. Çünkü peygamberler arkadaşlar olağanüstü derecede bir şey yaşarlar. Yani o vahiy süreci her birisinin olağanüstü bir tecrübedir. İnanılmaz bir tecrübe. Yani şu alemin, şu fiziki alemin sınırlarını ve standartlarını yırtıp geçmiş insanlardır. Hakikati bütünüyle ihata etmiş. Bütün yönleriyle hakikat onlara keşfedildiği için bundan dolayı vazgeçme imkan ve ihtimalleri yok. Böyle bir şeyden yani. Anlatabiliyor muyum? Galileo dünya dönüyor diyor. Mahkemeye çıkartıyorlar. Tamam dönmüyor diyor. Gerçi sonradan çıktığında diyor ki ama dönüyor diyor yani. Dönmüyor dedim ama. Sonuç itibariyle dönmüyor dedirtiyorlar ona yani, değil mi? Yani eğer öyle söylemek gerekiyorsa
öyle diyor yani, tamam, ama çıktığında da diyor yani, ama dönüyor diyor yani. Yani dönüyor ama siz öyle dediyseniz öyle. İşte bir peygamber Galileo gibi yapmaz. Bir peygamber dünya normalde dönüyor ama konjektür, şartlar, işte ne bileyim, hayatım, canım, malım, işte efendim, bir şey demez yani. Direkt dönüyor, dönüyorsa dönüyor der. Arasındaki fark odur. Platon'un bir mağara alegorisi var arkadaşlar. Çok meşhurdur. Zaten felsefe tarihi Platon'a düşülmüş dipnottur diyor bir tane filozof. O mağara alegorisi çok yerde kullanılmıştır. İdealar düşüncesi, idea felsefesi de o mağara alegorisinden çıkıyor. Yani bu söylemiş olduğum şey var ya, yani 500-600 yıl koca beyinlerin, filozofların, İbn Sina'lar bize de oradan intikal ediyor zaten. O idealar teorisi yani bunun üzerine çalışılmış bir şey yani. 500 yıl koca beyinlerin üzerine düşündüğü bir alegoridir bu, bir misal. Şöyle bir misal, Devlet kitabının 7. bölümünde anlatıyor bunu. Diyor ki şöyle bir, o diyaloglardan ibaret zaten. Platon Sokrates'i konuşturuyor orada. Şöyle bir insan grubu düşün diyor. Bir mağaradalar, ben özet geçeyim. Zincirlenmiş elleri, ayakları, hatta çeneleri, bir duvara bakıyorlar. Arkalarından bir ateş yanıyor ve o ateşin arkasında da insanlar, cisimler dolaşıyor. Yani birileri geliyor, geçiyor. Bazı eşyalar, cisimler elden ele dolaşıyor. Bunların yüzü duvara dönük olduğu için ateşin verdiği aydınlığın gölgesiyle arkadaki eşya ve cisim ve insanların gölgelerini görüyorlar. Ve o ses akustiğini de gölgelerin sesi olarak kabul ediyorlar. Anlaşıldı mı? Yani o seslerin de gölgelere ait olduğunu düşünüyorlar. Sonra bu elleri, kolları ve yüzleri duvara dönmüş, hayatları gölgeleri izlemek ve gölgeler üzerinden bir dünya kurmak, gölgeler içerisinde yaşamak olan bu insanlardan biri zincirlerinden kurtulsa, arkaya dönse ve baksa ki ya bizim o baktığımız şey, kürek şeklindeki şey, bizzat kendisini görse diyor yani, küreğin kendisini görse. O gördüğümüz insanların bizzat kendisini görse, hatta onu alsalar diyor, işi biraz daha ilerleterek, alsalar onu diyor, dışarı çıkartsalar, deseler ki bu bir şey değil daha, bir de güneş var deseler, bu adamın gözü kamaşmaz mı diyor, gözleri acır değil mi, büyük sızı duyar. Ve hayatı boyunca kürek denilen şeyin o gölgeden ibaret olduğunu gören bir insan, küreğin bizzat kendisini temaşa eder. Ve devam ediyor diyalog. Aynen ha, ifadeleri aynen. Çünkü sabahleyin okudum, tekrardan gittim okudum. Ve döndüğünde diyor o insanlara dese ki ya bu gördüğünüz kürek değil, asıl kürek böyle değil. Bu insanların diyor yaşadıkları dünya onun için ne kadar küçülür diyor. Kavgaları, efendim çekişmeleri, tartışmaları, ayak kaydırmaları, hepsi gölgeden ibaret. Çok basitleşir diyor. Sonra bu adam dese bu gördüğünüz gerçek değil, asıl gerçeklerini ben arkada gördüm, güneş diye bir şey var dese bunu öldürmeye kalkmazlar mı diyor. Şimdi tam olarak peygamberlerin durumu bu. Hakikati, kainatı ve insanı bütün açıklığı, gerçekliğiyle ihata ettikleri için, temaşa ettikleri için geldiklerinde onlara hiçbir şey caydıramaz. Yani bir daha dönüp de madem siz öyle diyorsunuz, sizin hatırına tamam ya o kürek olsun demez, diyemez. Dedirttiremezsiniz. Peygamberlerde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o çabanın ve o gayretin tir tir titriyor üzerine yani. Yani bir şey yaşıyor bu. Bu kendinden olsa, kendi karar vermiş olsa, kendi kararıyla başlattığı şeyi kendi kararıyla bitirir. Kendisi çıkmış olduğu yoldan, kendisi yoldan çıkar. Çıktığı yoldan çıkar. Biter yani. Başladığı işi gayet rahat bitirebilir. Ama o büyük bir ürperti yaşıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a bana Kur'an oku dediğinde ben okudum diyor Kur'an ve şu ayete geldi. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا Biz her ümmete bir şahit, peygamberlerini şahit getireceğiz ve seni de bu ümmete şahit getireceğiz dediğinde Allah Resulü'nün kaldırdım kafamı diyor Musaf'tan, yani Musaf yok o gün tabi ellerinde, Kur'an-ı Kerim'den, o metinden baktım ki gözlerinden yaşlar dökülüyor. Hala bunun korkusunu yaşıyor yani. Ben bir vazifeyle vazifelendirildim. Acaba gittiğimde ben bu vazifeyi bir hakkın eda etmiş olacak mıydım? O yüzden bir hadis-i şerifte insan olacağıma kütük olsaydım diyor. Bunu bir peygamber söylüyor. Bunun korkusu, bunun ürpertisiyle. O yüzden Hud suresi beni yaşlandırdı diyor. Şeyye beni Hud, suratu Hud. Hud suresi beni yaşlandırdı diyor.
kendisi hala o metafizik boyutlarda geziyor yani. Yani şu eşyanın, kainatın, insanın sınırlarının dışında, bunların bir ayakları şu eşyanın kaide ve kurallarının dışındadır. Yani bir tarafı o tarafa bakar, hakikate müteveccihtir. Bir tarafı insana, kainata, eşyaya müteveccih, bir tarafı hakikate müteveccihtir. Eğer sen tebliğini yerine getiremezsen, seni de biz bundan sorumlu tutarız. Buna benzer kaç tane ayet-i kerime var? Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin sonunda şöyle bir hadise anlatılır. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı tabir yerindeyse karşısına alıyor ve diyor ki: "E ente kulte linnâsi ittehezûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh." Ey İsa, sen mi söyledin bunlara beni ve annemi ilah edinin diye? "Kâlû sübhâneke, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim ya Rabbi. Sen bana neyi söyle dediysen ben onu söyledim. İn kuntu kultuhu fakat alimte. Ben söylesem sen bilirdin ya Rabbi. Ta'lim ma fi nefsi ve la a'lem ma fi nefsik." Ya Rabbi, ben senin söyleme dediğin hiçbir şey söylemedim. Şimdi peygamberlerin sırtındaki yükü görebiliyor musun yani? Taşıdıkları sorumluluğu. Yani eğer ellerinde, onu ilk derste de söylemiştik hatırlıyorsanız, eğer ellerinde bunu reddetme imkanı olsa hiçbir peygamber bunu kabul etmezdi. Bu kadar net yani. Allah onu ötelere götürerek, hakikati göstererek, insanın dünyadaki ideal yaşamının kaide ve kurallarını öğreterek yeniden bu tarafa gönderiyor. Bize hakikate öncülük, rehberlik etsin diye. Allah onun rehberliğinden ayırmasın.